Herkese merhabalar. Ben Gedik Yatırım'dan, Yatırım Danışmanı'ndan Onur Canbal. E, son zamanda piyasalardaki gelişmeleri, mevcut riskleri ve yurt piyasalardaki e, fiyatlamayı değerlendirme, e, değerlendiriyor olacağım. Burada baktığımız zaman tabii ki genel olarak bir içinde bulunduğumuz süreci anlamak önem taşıyor. İçinde şu an bir pandemi süreci içerisinde bulunuyoruz. 2019 yılının son aylarında Çin'de çıkan Covid-19 virüsü tüm dünyada yayıldı ve bu Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir pandemi olarak ilan edildi. Şu an için tüm dünyada etkisini gösteren ve gerçekten piyasalar açısından da büyük önem taşıyan bir durum tüm dünya açısından. E, bu açıdan baktığımızda tabii ki bu salgının yayılmasıyla birlikte sağlık sisteminin işte işlerliğini sürdürebilmek adına Mart ve Nisan aylarında tüm dünyada eşgüdümlü olarak ciddi tedbirler gündeme geldi. Burada Avrupa'da, Amerika'da ev, evden sokağa çıkma yasakları, iş kapanması gibi e, oldukça ciddi tedbirler alındığını gördük. E, salgını yayılmasını mücadele etmek ve sağlık sistemi üzerinde biriken ciddi yükü bir miktar hafifletebilmek adına e, bu dönem içerisinde tabii ki üretimin durması, e, temel ihtiyaçlar dışında tüketimin de e, önemli ölçüde azalması tüm bunlar küresel ekonomilerde e, resesyonu beraberine getirdi. Mart ve Nisan ayı ekonomik yerlerine baktığımız zaman küresel ekonomilerde ciddi manada bir daralmanın olduğunu, ekonomik verilerde çok ciddi zayıflamaların yaşandığını gördük. E, Salgının yayılması, bu konudaki endişeler e, sonuçta yakın tarihte e, ve e, burada küresel sistemin, küresel piyasanın bu denli geliştiği bir dönemde yaşanan, ilk kez yaşanan bir durum bu. O nedenle e, burada piyasalarda çok ciddi bir panik havası etkili oldu. Yani bu koronavirüs salgına ve bu salgının e, neler getireceği ciddi bir bilinmezlik içerisindeydi. E, buna, yine bu alınan tedbirlere bağlı olarak ekonomilerde e, beklenen ciddi daralmalar piyasalarda çok ciddi korkuları beraberinde getirdi ve bu durum riskli varlıklarda çok sert satışları neden oldu. E, Mart, burada Şubat ayından Mart sonuna kadar e, tüm dünyada hisse işte senedi piyasalarında çok sert satışların yaşandığını gördük. Amerika borsalarında %30'ları, Avrupa borsalarında %40'ları bulan düşüşler yaşandı. Yine bu süreç içerisinde e, burada şu an için endeksten 2-0 atıldı ama o dönem için eski seviyelerden konuşacak olursak Borsa İstanbul'da bir süz endeksi 110 binli seviyelerden 80 bin seviyesine kadar çok ciddi bir düşüş kaydetti. O nedenle e, burada bu ilk korkular, ilk panik satışları birlikte yaşanan sert satışların ardından Mars sonundan itibaren ise risk iştahı ve piyasada bir toparlanma görüyoruz. Bu toparlanmayı beraberinde getiren iki temel husus var. Bunlardan birincisi bu salgını yayılması ve ekonomiler üzerinde ciddi bir tehdit oluşturması, küresel ekonomiler ve dünya üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmasına bağlı olarak küresel çapta merkez bankalarına eş olarak harekete geçti. Burada 2008 krizinde Örneğin FED burada adımlar atmıştı. Bunu Avrupa Merkez Bankası gecikmeli olarak birkaç yıl sonra devreye girmişti. Merkez bankalarında, dünya çapındaki merkez bankalarında eşgüdümlü bir hareket yoktu o süreç içerisinde. Ama bu durum tabii ki ekonomik nedenlerle oluşan bir krizden farklı olduğu için, bir pandemi süreci olduğu için tüm merkez bankaları eşgüdümlü olarak hareket etmeyi başardı burada. Faiz oranlarında ciddi düşüşler yaşandı. Hatta olağanüstü toplantılar gördük FED tarafında. Yine... Baktığımız zaman e, burada varlık alım programları açıklandı, parasal genişlemelere gidildi ve ya, tarihi e, varlık alımlarından, e, genişleme programlarından bahsediyoruz. FED ucu açık e, varlık alımları açıkladı. Burada tabii ki sadece e, merkez bankalara sınırlı kalmadı buradaki bu adımlar. E, hükümetlerden de devletlerden de ekonomileri desteklemek adına, e, burada vatandaşları desteklemek adına ciddi e, adımların geldiğini gördük. Çünkü dediğim gibi e, sokağa çıkma yasakları, e, iş yerlerinin kapanması, nakit akışlarını, gelirleri ciddi ölçüde bozan bir durum oldu. bu e, Türkiye'de de örneğin kısa çalışma ödeneği gibi e, tüm dünyada benzer örnekler gördük. Burada işsizlik yardımı gibi e, yardımlar devreye girdi yani kabacası e, hükümetlerden de önemli ölçüde ekonomileri ve e, burada e, küresel sistemi destekleme yönelik önemli adımlar gö gördük. Hem para hem de maliye politikaları eş güdümlü olarak genişleme cibi e, hal aldı ve bunun piyasalara olumlu katkısını izledik. Yine Mart ve Nisan aylarındaki bu ciddi tepkilerle birlikte salgını yayılma hızının biraz daha kontrol altına alınması Mayıs ayı itibariyle e, tepkilerde gevşemeyi beraberine getirdi. Normalleşme adımları adı altında gördüğümüz bu gevşemeler ekonomik bir ekonomik küresel ekonomilerde toparlanmayı da beraberinde getiren önemli bir husus oldu. Hem bu genişlemeci para politikaları hem de Mayıs ayından itibaren ekonomik verilerde gözlenen toparlanma piyasalarda riskli varlıklarda alımları beraberinde getiren önemli bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki temel gelişme hisse senedi piyasalarını ciddi bir toparlanmaya beraberinde getirdi. Burada Şubattan Mart sonuna kadar yaşanan kayıplar büyük ölçüde geri alındı ve baktığımız zaman genel olarak da risk iştahının bu süreç içerisinde bu mart ve şubat dönemindeki şubat ve mart dönemindeki kaybını geri alarak tekrarda toparlandığını gördük. Bu VIX korku endeksinde iyileşmeler kaydedildi keza. Tüm bu gelişmeler neticesinde. Tabii ki burada bu normalleşme adımlarının da makul karşılamak gerektiği kanısındayız. Çünkü İçinde bulunduğumuz sistem, mevcut ekonomik sistem uzun süreli kapanmaları ve burada harcama alışkanlığının durmasını uzun süre kaldırabilecek bir e, sistem değil. Yani ağırlıklı olarak üretime ve tüketime e, dolayısıyla bağlı olan bir e, ekonomik sistemden bahsediyoruz. Burada üretimin durması ve temel ihtiyaçlar dışında tüketimin kesilmesi ekonomik sistemi üzerinde e, bunun özellikle uzun sürelere yayılması e, burada tamiri mümkün olmayan e, sonuçlar doğurabilir. Çok ciddi iflaslar doğurabilir. O nedenle burada şu an için e, devletlerin izlediği bir denge kurmaya çalıştığı durum aslında ekonomik sistemin devamlılığıyla sağlık sisteminin e, iş, işlerliğini sürdürülmesi. E, o nedenle burada salgındaki yayılma hızı biraz daha kontrol altına alındıktan ve sa sağlık sistemi üzerindeki bu ciddi yük biraz daha hafifledikten sonra e, te burada normalleşme adımlarının ekonomik sistemin devamlılığı için gelen normalleşme adımlarını makul karşılamak gerektiğini değerlendiriyoruz dediğim gibi. Ve buna bağlı olarak tabii ki ekonomik verilerde toparlanma kaydediyoruz. Fabrikaların tekrardan açılması, insanların tekrardan harcamalara yönelmesi. E nasıl bu kapandığında ve insanlar ev, evde kaldığında çok ciddi verilerde bozulma görmüştük mart, Nisan ayı verilerinde. Devam eden süreçte işte Mayıs, Haziran ve Temmuz verilerinde de toparlanmayı takip ediyoruz. Zaten bu da piyasalarda toparlanmayı, hisse senedi piyasalarını toparlanmayı beraberine getiren önemli gelişme oluyor. Yine... Tabi burada son zamanlara baktığımızda ise piyasadaki riskler açısından yani Şubat ve Mart'ta Mart sonuna kadar yaşanan düşüşün ve Mart sonundan itibaren etkili olan yükselişin nedenleri bu saydığımız gerekçeler ve hususlar. Ama son zamanlarda alım iştahında zayıflama kaydettiğini görüyoruz gerçekten. Burada özellikle normalleşme adımları dedik, tepkilerin gevşetilmesi dedik, bunun kaçınılmaz bir sonucu ekonomik verilerdeki toparlanma ise bir diğer kaçınılmaz sonucu da vaka tekrardan çünkü insanlar evden çıkmazken doğal olarak salgının yayılma hızı azalıyordu ama tekrardan normalleşmeyle birlikte insanların dışarı çıkması, bu durumda baktığımız zaman tekrardan işe iş hayatına veya sosyal hayata geri dönmesi salgında tekrardan vaka sayılarında artışları beraberine getiren bir durum oldu. Ve Haziran ortasından itibaren vaka sayılarında kaçınılmaz bir sonuç olarak dile getirdiğimiz vaka sayılarında yaşanan artış son zamanlarda piyasalar üzerine son bir aylık, bir buçuk aylık süreçte alım iştahını zayıflatan bir gelişme oldu. Bu vaka sayılarındaki artış ikinci dalga endişelerini gündeme getirirken ekonomik toparlanmanın devamlılığı konusunda korkuları da beraberinde getirdi. O nedenle burada Mayıs ayından sonra top, ekonomik verilerdeki toparlanma ile birlikte güç kazanan alım iştahının e, artan vaka sayıları bitti. Bu toparlanmanın sürdürülebilirliği ve gücü konusunda oluşan korkular nedeniyle zayıflama kaydettiğinin altını çizmekte fayda var. Yine zaman zaman Amerika ve Çin arasında artan gerilimde e, piyasalar üzerinde baskı oluşturuyor. Çok ciddi bir fiyatlamasını görmedik ama alım işitanı zayıflatan nedenler arasına Amerika ve Çin arasındaki gerilim de eklenebilir diye düşünüyoruz. E, şu an için baktığımız zaman yurt dışı piyasalarda küresel çaptaki fiyatlamalarda e, düşük faiz ortamı ve bol likitte burada aşağı yönlü risklerin biraz daha fiyatlamasını sınırlayan bir gelişme oluyor. 2008 krizinden sonra da aslında bu e, kelimeleri bu konjektöre e, belli ölçüde aşinayız. yani faiz oranlarının düşmesi ve paralar e, piyasadaki para miktarının artış kaydetmesi hisse senedi ve altın tarafına yarıyor çünkü faiz oranları düştüğü zaman alternatif getiri arayışı artıyor e, bol para bo, bol miktarda bir para var piyasalarda bu durumda e, faizler ve para birimleri alternatif bir araç olarak görülmemesine bağlı olarak e, hisse senetleri ve altına bir yönelme görüyoruz o nedenle bu mevcut konjonktürün hisse senedi ve altın piyasalarını destekliyor olması özellikle hisse senedi piyasalarında bu bahsettiğim saydığımız vaka sayındaki artış, işte Amerika Çin ilişkileri arasındaki gerilim, e, toparlanma ilişkin oluşan korkular, tüm bunların fiyatlamasının daha sınırlı kalması neden oluyor. Yani şu an için gördüğümüz yukarı yönlü hareket konusunda biraz daha iyimesini gücünü kaybetmiş bir küresel bir hisse senedi piyasaları var, ama aşağı yönlü hareketlerinde sınırlı kaldığını izliyoruz. Burada piyasalar açısındaki en önemli risk ilerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda daha doğrusu e, yeniden ciddi tepkilerin gündeme gelmesi olacaktır. E, eğer böyle bir durum gerçekleşiyor olursa yani tepkiler tekrardan bu daha ciddi tepkilerden bahsetmek mümkün. Mart ve Nisan dönemindeki tepkilere benzer tepkiler gündeme gelecek olursa ekonomilerde tekrardan bozulan bir görünüm, tekrardan daralmaya geçen bir küresel ekonomi ve devamında da bozulma kaydeden risk iştahı ve hisse piyasalarını görmek kaçınılmaz olacaktır. Ve bu tepkilerin tekrar gelip gelmemesi konusunda belirleyici olacak ana unsursa salgın kaynaklı gelişmeler. Burada mevsimsel etkiler nedeniyle önümüzdeki haftalarda aylarda eğer vaka sene artış hızlanacak olur ve diğer hastalıklarda da bir artış yaşanacak olursa ve bu saydığımız gelişmeler sağlık sisteminin çalışabilirliği üzerinde risk baskı oluşturacak, risk oluşturacak olursa kademeli olarak tepkilerin tekrardan hayatımıza girmesi e, çok da ihtimal dışı bir durum değil. O nedenle e, burada zaten şunun da altını çizmekte fayda var. E, bu içinde bulunduğumuz durum daha önceki krizlerden e, bu farklı bir durum çünkü ekonomik nedenlerle oluşan bir krizden veya bir sıkıntıdan bahsetmiyoruz. Bir pandemi var Dünya çapında etkili olan bir virüs var ve buna bağlı olarak e, dünyada belli adımlar atılıyor. Bu, bu taraftaki gelişmelere bağlı olarak risk iştahı ve piyasalar şekilleniyor. O nedenle etkili bir ilaç bulununcaya veya bir an, bir güçlü bir e, burada kanıtlanmış bir aşı geliştirinceye kadar e, salgın kaynaklı gelişmeler ve bu içinde bulunduğumuz pandemi e, gündemdeki yerini ve önemini korumaya devam ediyor. Ve piyasalardaki fiyatlama üzerinde etkisini sürdürüyor olacak. O nedenle önümüzdeki süreçte sayılarının artışı şu an için belki Piyasalar tarafında sadece alım, alımları, yükselişleri baskılayan bir gelişme olarak izleniyor olsa da e, bu durum vaka serindeki artış daha ciddi seviyelere gelir. Ve devamında tepkiler gelecek olursa çok daha ciddi düzeltme hareketine neden olabileceğini göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. E, yurt dışındaki genel durumu özetledikten sonra yurt iç piyasalara bakacak olursak Borsa İstanbul'da geçen haftanın itibaren negatif bir ayrışmanın etkili olduğunu söylemek mümkün. Burada zaten e, geçen haftalarda takip ettik. 2 sıfır atılması zaten planlanan bir durumda. Aslında normal şartlarda Mayıs ayında yapılacaktı ama koronavirüs nedeniyle bunun erte ötelendiğini gördük. E, 2 sıfır atılma olayı gerçekleşti. Bu sadece teknik bir ayarlama. Endeksteki çarpan tarafındaki ayarlama ile birlikte endeksin 2-0 atılması e, durumu. E, Hisse senetleri tarafına veya diğer hiçbir bu hususta değişen bir şey yok. Sadece endeksi 100.000 diye telaffuz ederken şu an için e, burada 2-0 sıfırın ile birlikte 1000 diye telaffuz ediyoruz. Onun dışında değişen bir durum yok. Tabii ki bunun yatırımcı algısı tarafında daha önce 1997'de bu sıfır atılma olayı gerçekleştikten sonra hacim artışı ve bunun hacim artışına bağlı yükselişlerin yaşandığını görmüştük. Ama zaten Mart sonuna itibaren borsada ciddi bir hacim artışı gördük. O yani, yani bu sıfır atılmasının ardından böyle bir fiyatlama olmadı. Böyle bir gelişme olmadı bu tarafta. Tabii içinde bulunduğumuz konjektür de biraz daha farklı bir konjektür o döneme kıyasla baktığımızda. Sıfır atılmasının olumlu algı algılanabilecek yanı Tabii ki yatırımcı algısı burada biraz daha 100 bin olan borsanın bin olarak telaffuz edilmesi görece değişen bir şey olmasa da daha ucuz algısı yaratabiliyor ee, öte yandan diye bir olumsuz tarafıysa burada eskiden bin puan şeklinde telaffuz edilen değişimler şimdi 10 puan şeklinde telaffuz edilmeye başlanıyor ve bu da e, daha önce sonuçta bin puan değişimlere alış, alışık olan yatırımcılar açısından daha küçük rakamlarmış gibi gelebiliyor. Ama aslında yüzdesel değişimi e, burada aynı. O nedenle bu yapılan değişimle birlikte yatırımcıların yeni seviyelere alışması bir miktar zaman alacaktır. Bu alışınca alışıncaya kadar da e, kar al veya stop e, alışkanlıklarında bir miktar bozulma görülebilecektir. Bunu da e, olumsuz veya ekstra bir dikkat edilmesi gereken bir durum olarak not etmekte fayda var. <laughs> Endeks tarafında dediğim gibi son Temmuz ayının son haftasına itibaren bir negatif ayrışma görüyoruz. Burada yeni seviyelerle konuşacak olursak artık son zamanlarda endekste Temmuz ayı genelinde 1700 seviyesi ile 1205 seviyesi arasında ciddi bir sıkışma bandı etkili oldu. Aşağıda bu o dönem için konuşacak olursak Mart sonundan itibaren devam eden yükseliş trendi 1700 seviyelerdeydi. Bu seviye güçlü bir destek olarak çalışıyordu. 1205 seviyesi de defalarca test edildi ve güçlü bir direnç konumundaydı. Bu aralık arasında bir fiyatlama görüyorduk ama geçen hafta Temmuz ayının son haftasında e, kur tarafında bir miktar yukarı yönlü hareketlerin oluşması endekste bir miktar satış baskısını beraberine getirdi. Burada yükseliş trendinin kırılması 1700'lü seviyelerin kırılmasıyla birlikte biraz daha teknik satışların devamında da panik satışlarının e, endeks tarafında etkili olduğunu gördük ve yine burada. Temmuz ayının son haftasını zayıf bir görünümle tamamladı endeks. Ee, burada kurban bayramı araya girdi. Bir 4 günlük tatil geçirdik. Devamında e, dün Borsa İstanbul'da tekrardan yurt iç piyasalarda işlemler başladı. Dün de görece güne pozitif başlamıştı endeks ama yurt dışında e, TL swap faizlerinin faizlerinin tekrardan 3 haneli 4 haneli seviyelere çıkması ve Türk lirası tarafında likidite sıkışmasının yaşanmasına bağlı olarak dün yabancı yatırımcıların endeks ve tahvil piyasasında satışa geçmesi endekse zayıf seyri sürmesi neden oldu. Şu an için Borsa İstanbul'da zayıf bir teknik görünüm var. Burada bir, bir miktar dip oluşumu teyit edilinceye kadar kadar e, temkinli olmak özellikle şu an için 1100-1110 seviyeli üzerinde bir kapanış görmeden endeks tarafındaki yükselişlere karşı bir miktar çekimsel yaklaşmak faydalı olacaktır diye değerlendiriyoruz. E, önemli destek seviyelerinin kırılması, panik satışları, yabancı satışları e, bunların bir araya gelmesi endekste ciddi bir düzeltme hareketi neden oldu. Zaten sıkışma alanının kırılmasına bağlı olarak bir miktar düzeltme hareketi en azından bu sıkışma alanı kadar yani e, 1130'lu seviyelere kadar 1140'lu seviyelere kadar bir düzeltme hareketi beklentisi makuldü. Ama Devam eden süreçte kur tarafında bir miktar hareketlenme, yabancı yatırımcı ve e, yabancı yatırımcıların satışı ve yurt yer, yurt içindeki yatırımcıların da burada bir miktar e, önemli seviyelerin kırılmasına var panik, bağlı olarak panik satışına gitmesi endekste e, şu an için e, 1100 seviyesi altındaki seviyeleri gündeme getirdi. Mevcut durumda e, baktığımız zaman e, burada kısa vade dediğim gibi 1100 ve 1110 üzerinde bir kapanış görmek lazım. Bu seviyeler altında kalındığı sürece endekste e, 1050 ve 1030 seviyeleri önemli destek seviyeli olarak karşımıza çıkıyor olacak. Şu an için yurt dışı piyasalarda önemli bozulma veya satış baskısı görülmeksizin endeksin böyle bir düşüş kaydetmesi dikkat çekici. Eğer yurt dışı piyasalarda satış baskısı artış kaydedecek olursa bunun endekse yansıması daha olumsuz olabilecektir. Şu an için e, burada endekste dip oluşumu teyit edilinceye kadar temkinli yaklaşılmasının biraz daha gelişmelerin izlenmesinin faydalı olacağı kanaatindeyiz. E, burada genel olarak hem yurt dışı hem de yurt içi piyasaları değerlendirmeye çalıştık. E, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.